Yaratma da diriltme de tamamen Allah'ın elindedir ve Allah'ın aynı yaratmada olduğu gibi diriltmede de bir sebebe, araca ya da herhangi bir sürece ihtiyacı yoktur. Bunun Kur'an'da pek çok örneği vardır. Kur'an'da bildirildiğine göre insan ölüp toprağa karıştıktan sonra ahiret gününde yeni bir yaratılışla diriltilecektir. Ayetlerde şu şekilde bildirilir. Bu, şüphesiz onların ayetlerimizi inkar etmelerine ve biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz demelerine karşılık cezalarıdır. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Ayetlerde de görüldüğü gibi, inkar edenler, insanların ölüp toprak olduktan sonra yeniden yaratılacaklarına inanmamaktadırlar. Bu örnek, evrim teorisinin içinde bulunduğu durumu da özetlemektedir. Çünkü kıyamet gününde insanların bedenlerini yoktan var edecek olan Rabbimiz, ilk insan olan Hazreti Adem'i de yoktan var etmiştir. Ölümlerinin ardından kemik haline gelmiş insanlar, herhangi bir evrim süreci olmaksızın diriltileceklerdir. Hazreti Adem de Allah'ın dilemesiyle herhangi bir evrimleşme olmaksızın yoktan yaratılmıştır. İnsanın ahiret günündeki yeniden yaratılışı da ayette şöyle haber verilmektedir. Allah, andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Ayette dikkat edilmesi gereken bir noktada insanların ahiretteki yaratılışlarının ilk yaratılışları gibi olduğunun belirtilmesidir. Ölüp toprak haline gelen insan ahirette yeniden bir yaratmayla yoktan yaratılacaktır ve insan halinde olacaktır. Dolayısıyla insanın ilk yaratılışı da buna benzemektedir ve aşama aşama değil, bir anda mucizevi şekilde gerçekleşmiştir. Kur'an'da yeniden dirilişle ilgili verilen bir diğer örnekse, öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir kişinin durumudur. Ayetlerde bildirildiği üzere Allah bu kişiyi ve eşeğini 100 yıl ölü bırakmış, sonra ikisini de diriltmiştir. Kur'an'da bu olay şöyle bildirilir. Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini görmedin mi? Demişti ki, Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş? Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı, sonra onu diriltti. Ve ona dedi ki, ne kadar kaldın? O, bir gün veya bir günden az kaldım dedi. Allah ona, hayır, 100 yıl kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Eşeğine de bir bak. Seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak, nasıl bir araya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz, dedi. O, kendisine bunlar apaçık belli olduktan sonra dedi ki, biliyorum ki gerçekten Allah her şeye güç yetirendir. Ayette bildirilen bu örnek, Yüce Rabbimizin yaratma ve öldürme konusunda hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığını açıkça gösteren delillerden sadece bir tanesidir.